ki bütün peygamberlere vahiy indiren tek bir melek var, o da Cebrail. Bütün meleklerin de üstündedir Cebrail aleyhisselam. Der ki Cebrail aleyhisselam bana iletiyor. Derler ki Musa o zaman sen Rabbini yemeğe çağır. Hazreti Musa der ki Allah yemek yemekten âridir. Allah yemek yemez. Allah su içmez. Allah uyumaz. Allah yorulmaz. Allah istirahat etmez. Derler ki ey Musa biz ısrarcıyız. Allah'ı yemeğe çağır. Hazreti Musa bunu Tur-i Sina'da dile getirmekten bile haya eder. Nasıl Yüce Allah'a diyecek ki Allah'ım benim kavmim seni yemeğe çağırıyor. Allah insanların zafiyetlerinin hiçbiri Allah'ta yok ki. La te'huzû sinedun ve la nevm. Allah'a ne uyku ne uyuklama tutmaz. O yemez içmez. O yorulmaz. O kainatı yarattığında da 6 günde yaratıp 7. günde dinlenmedi. Allah her an her saniyede kainatın bütün zerrelerine nüfuz eder. Hazreti Musa aleyhisselam der ki ben Allah'a böyle bir şey diyemem. Tur-i Sina'da tecelliye muhatap olduğunda Yüce Allah sordurur Musa kavmin senden bir şey istedi benimle ilgili. Hazreti Musa der ki ya Rabbi bir şey istediler ama istedikleri şey makul bir şey değil ki sana söyleyeyim. Kurban olayım sana nasıl ben diyeyim ki ya Rabbi yemeğe gel. Ya Rabbi sen yemeğe gelmezsin. Sen Allah'sın. Yemek insanların ihtiyaç için yedikleri bir şey. Yemek ihtiyacı duymak bir insanın zafiyetini gösterir. Sen bunlardan uzaksın, derisin. Sen Subhansın ya Rabbi der. Yüce Allah der ki Musa'ya, Musa kavmine söyle. Falanca gün için yemek hazırlasınlar ben geleceğim. Onların daha doğrusu isteklerine icabet edeceğim. Taleplerine evet diyeceğim. Hazreti Musa şaşırır. Bilemez çünkü Musa peygamberler çok nazik, nazenin, müthiş bir edep içindedirler peygamberler. Gereksiz soru sormazlar, gereksiz şey istemezler. Haya ederler, utanırlar. Hazreti Musa aleyhisselam döner ve kavmine der ki Allah talebinizi kabul etti. Hazırlık yapınız. İsrailoğulları uzun bir süre hazırlığa başlarlar. Hayvanları keserler, meyveleri getirirler, sebzeleri keserler, aşlar pişirirler. Her evde müthiş mutfaklar kurulur, tencereler getirilir. Belki binlerce insana yetecek kadar yemek pişirilir. Her ev bir şey üstlenir. Kimi tatlı, kimi çorbasını, kimi yemeğini, kimi etini, kimi bulgurunu, kimi pirincini, kimini başka şeyini hazırlar. Sofralar kurulur, Allah bekleniyor. Gelinecek gün denilen gün geldiğinde sabahın erken saatinde Musa işlerinde olmak üzere Hazreti Musa Allah'ın nasıl tecelli edeceğini bekliyor. Kavmi ise Allah'ın gelmesini bekliyor. Hazreti Musa aleyhisselam bekler. Kavmi de bekler. Sabahleyin bekliyorlar. Ufka bakıyorlar. Allah nereden gelecek? İmtihanın gereğidir Allah'ın dünyada görünmemesi. Cennetin en büyük nimetidir Allah'ın cennete görünmesi. Onun için burada gözler Allah'ı göremez. Ama o gün Allah'ı görecekler mahşer aleminde. Vucuhun yevme izin nadire. Bazı yüzler kıyamete parlayacak. Güneş gibi, nur gibi parlayacak. İla rabbiha nazira. Rablarına bakacaklar. Allah'ı temaşa edecekler. Allah tecelli edecek. Bir örneğini arz etmek için söylüyorum. Güneş doğduğunda nasıl bütün dünyayı ışıtıyorsa işte o öyle bir şey tecelli edecek. Öğleye beklerler gelen yok giden yok. İkindi vakti olur gelen yok giden yok. İkindinin geç saatinde yaşlı bir adam elinde bastonla yavaş yavaş oraya doğru gelir. Ne bekliyorsunuz der. Derler ki Allah gelecek. İhtiyar der ki bana bir yemek verin de ben yola gideyim. Sonra siz Allah'a ikram edersiniz. Derler ki ihtiyar elini dokundurma. Allah'ın sofrasına el dokunmaz. İhtiyar der ki acım ben ama. Uzun yola gideceğim. Bir su bir ekmek. Ne ekmek ve ne su. Hadi git işine bak derler. Yarım yamalak kovarlar ihtiyarı. İhtiyar gider. Ne gelen var ne giden var. Akşam olunca kavmi Hazreti Musa'ya yüklenir. Bizi kandırdın Musa. Allah'ın geleceğini söyledin ama Allah'la görüşüp görüşmediğin bile meçhul.
Hani Allah nerede, niye gelmedi? Hazreti Musa Aleyhisselam'ın üstüne gelirler. Peygamberi daraltırlar, dara sokarlar. Peygamber sükut eder. Bir müddet sonra Tur-i Sina'da vahiy almaya gittiğinde, ki Hazreti Musa vahiy almaya gider, gökten bir nur iner, onu bir daire içine alır, vahiy böyle inermiş beyanlara göre. Hazreti Musa der ki, ya Rabbi kurbanın olayım sana. Senin hikmetinden sual olunmaz. Senin hikmetinden sual olunmaz. Sen ne istersen odur. Ama biz seni bekledik. Siz böyle buyurmuştunuz. Acaba biz yanlış mı anladık? Tecelli etmediniz. Allah buyurur ki, Musa ben oradaydım. Siz beni yedirmediniz. Siz beni içirmediniz. Siz bana iyi davranmadınız. Ben oradaydım Musa. Beni göremedin mi? Ya Rabbi, hani nasıl görelim seni? Neredeydin ya Rabbi? O ihtiyarın yanındaydı Musa. Elindeki asasıyla sofraya gelip sizden bir lokma isteyen, sizden bir bardak su isteyen ihtiyarın yanındaydı Musa. Siz bana bir damla su vermediniz. Kavmin bana bir kaşık yemek vermedi. Sen bilmiyor musun ki Musa, ben gönlü kırıkların yanındayım. Sen bilmiyor musun ki ben yalnızların yanındayım. Sen bilmiyor musun ki ben mazlumların yanındayım. Sen bilmiyor musun ki Allah hakkı alınmadık insanın yanındadır. Sen bilmiyor musun ki Allah temiz insanların yanındadır. Allah temiz insanların secdesinde, rükusundadır. Allah temiz insanların duasındadır. Açlıkları eldedir. Onun için hadiste fakirin eli, mazlumun, mağdurun eli Allah'ın uzatılmış elidir. Sen o eli alacaksın ve onun hakkını vermeye gayret edeceksin. Ya Rabbi hakkını vermeyi nasip eyle. Ya Rabbi Allah'ın rahmetini, tecellilerini şahsında görmeye çalışabilen insanlardan eyle. Amin ya Rabbi.